Merhaba arkadaşlar, yine kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok kıymetli arkadaşım Burak bana eşlik edecek. Evet arkadaşlar, merhaba. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu aslında fikir benden çıkmadı. O yüzden tam olarak yani nasıl bu olayın yürüyeceğinden de çok emin değilim. Aynen. İşte bavulumdan neler çıktı videosu diye. Ama yani yatağımdan çıkan şeyi beklememenizi tavsiye ederim yani. Belki bu sefer başka bir şey çıkar. Çok şey yapmayacağım. Neyse. Evet, ben göstereyim sırayla size. Aynen. Buraya da hazır şeye, tatile geldim diyebilirim aslında. Normal kıyafetlerim harici. Şimdi valizimi aslında sizin karşınıza açmak isterdim ancak şöyle bir şey oldu. Ya açmış bulundum yani bir kere, ondan sonra da kapatmaya geri üşendim. Ondan dolayı, evet tabii ki her bayanın çantasında olmazsa olmaz nemlendirici kremler. O ne, oda spreyi mi? Sadece spreyi. Hiç kullanıyor musunuz? Hiç kullanmıyorum abi. Ben doğal takılmayı seviyorum. Saç spreyi, aynen. Nemlendirici krem. Ya şöyle ki, aslında sadece sprey de yetmiyor saç için. Bir sürü bir şeyler daha da falan gerekli. Böyle sırayla anlatacağım arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi, çok iyi bildiğiniz gibi hatta bacağım yanmıştı. Olayın akıbetiyle ilgili ben hiç açıklama yapmadım, yapmak da istemiyorum. Bacağım yandı yani. Şey ördek gibi geziyorum böyle. Gezdim bir süre daha doğrusu. Ha. Değil mi? Yok, o başka bir şey ördek ama tabii bilmiyor olabilir Burak. O yüzden o hani bilmiyor olabilir bu tabiri. Neyse, devam ediyorum. Bu doktorumun bana verdiği kullanmam için işte şey, iz kalmaması için bacağımdaki yarıda. Frey, gece uyurken işte şey yap dedi, sür ama uyanınca mutlaka yıka dedi. 7-3'te sürüyor. 7-3'te sürüyor. Harikasın ya. Tabii ki deodorantım. Ya bunu tamam mı? Ya aldım öyle alelacele buraya gelirken. Havaalanında gelirken şeyimi unutmama ne demeli peki? Buraya gelirken kimliğimi falan komple kartlığı böyle heba eder gibi. Evde mi unuttun havalimanında mı? Hayır, evde unuttum. Ha, iyiyim. Almıyorlardı uçağa. Dedim ki yani şey, cüzdanı bavulun içine koydum dedim. Onun içinde olduğu için yani o zaman bavulumu geri verin dedim yani. Hani kimliğim de onun içinde falan filan. Neyse öyle güç bela aldılar beni. Çok şükür geldim yani. Yanmışlar yani. Aynen, ben hiç almamalarını beklerdim. Ciddi misin? Aynen. Yani. Çünkü böyle şeyler çocuk oyuncağı değil. Ya alt tarafı uçak, bir de hani yurt dışı uçuşu olsa pasaport falan tamam da yani doğru. Burası Antalya, İstanbul'dan Antalya'ya kim geliyor olabilir ki yani, işte normal bir vatandaş, takdir edersiniz. Çok sıcak bu arada, bayılacağım ben. Antalya şu anda çok sıcak arkadaşlar. Burcu'ma da yanıyor, İstanbul'dan geldi. Antalya'dan bakıp pek fazla bilmiyor. Yani Burcu'nun aynen. Aynen. Bu gözük. Şey, beni Burcu olarak tanıyor. Aynen. Burak. Yalnız ben var ya, şapkadan dolayı sırılsıklam olup çıkaracağım şapkayı. Çok terledim. Saçımı arkaya atamıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Kollarım kalın, evet yani. Neyse, bu gözlük kutusu. Şapkamı zaten gördünüz. En sevdiğim telefon kabım. Bayılıyorum. Nasıl bir telefon kabı ya? Uzay mekiği gibi. Arkadaşlar saçım nasıl duruyor bu arada? Güzel. Arkadaşlar bu arada ben şimdi dönüşte nasıl döneceğim? Neyse ki arabamın ruhsatını almıştım. Ruhsatın içinde ehliyetli ruhsatı ben içe taşıyorum. Bu benim en büyük şansım oldu herhalde. Allah'ım yardım etti falan yani. Ondan sonra onunla herhalde geri dönebilirim. Ehliyet de sonuçta bir çeşit şey, kimlik sayılıyor. Bepantol tabii ki yine her kadının vazgeçilmezi. İşte yine bin bir çeşit kremler falan filan. Ve tabii ki seri katil olduğum için silah. Ben şu an korkmaya başladım arkadaşlar. Silahlı katil olmuş. Valizimde silah çıktı. Şu silaha bakar mısınız? Ve... Aman şey de olur falan diyorum. Ya şey de, bilen bilir benim çok acayip kirpik takıntım var. Normal yani ipek kirpiğimle harici. Bu arada ipek kirpik yaptırdım ben tekrardan. Çünkü magnet kirpik de kullandım. Ama bu da şey, nasıl diyeyim? Ya bunu takmak da bir külfet ya. Hakikaten bir külfet yani. Bazen tuhaf duruyor, bazen bir şey duruyor, iyi duruyor, kötü duruyor. Mesela iki önceki videolarımda şey yapmıştım. Onlar magnet kirpikti yani, 3 magnetli. Bu arada bilmiyorum beni izleyen kadınlar mı, anlıyor mu? Bilmiyorum, sanmamakla birlikte. Yani 3 magnetli kirpik kullandım ama bunlar tek magnetli. Tek magnetli hiç tavsiye etmiyorum, onu da söyleyeyim bu arada laf arasında. Buraya girmeyelim. İç çamaşırları sıkın. Neyse, mouse'um. Şey, mouse pad'im ve mouse'um. Bunlar niye yanımda? Çünkü aslında laptop'um da yanımda, o farklı bir yerde. Ve mouse'um. Şimdi
bir YouTuber olarak artık. Aynen. Bilgisayarımız, mouse'umuz, şeyimiz vazgeçilmezdir. Bilgisayarın yanında çamaşırları direkt etmiyor. Atıyorum. Eteğimi de. Neyse, tight takımı gösterim, spor tight'ım. Ben bu tight'ımı bayılıyorum. Hatta bununla video çekmiştim. O zamanlar çok kiloluydum. Neyse ki şu an o kadar değilim. Aynen. Bikinim, eteğim. Ya arkadaşlar hiç kusura bakmayın ya, böyle açıp gösteremeyeceğim. Biraz utanıyor olabilirim. Ha göstereyim. Bu hani pembe milletvekili araba sürdürme videosuna giydiğim kıyafeti hatırlarsınız. Hatta unutamıyorsunuz galiba. Sürekli bir yorum geliyor. İşte o kıyafet. Bu kıyafeti ben bir yerden almadım. Kendim özel diktirdim. Kendim tasarladım yani rengini falan her şeyini. Eteğim. Astar. Kostüm. Buraya girmeyelim. Neyse tamam. Ve bel çantam. Aa orada bir şey görüyorum. O da ne? Kelepçe. Neyse. Kelepçe de var yani. Onunla ne yapıyorsun? bunu şey yapmayalım. Bir önceki videoda gördüklerinizin işte devamı da olabilir yani. Şimdi aklınızda ne tarz bir hani hayat yaşayan bir insan olarak kurulur cümleyi. Ya iyi bir insanım yani. Böyle şeylerle işim yok aslında. Aynen. Bu da benim değil yani. Bavulumda çıkmış olabilir ama çok sevdiğim kumumu. Evet gerçekten benim değil. Bavulumda çıkmış olabilir ama benim değil. Mesela o yatağımda çıkan şey de benim değil yani. Yatağımdan çıkmış olabilir, benim olduğu anlamına gelmiyor. Ya bu tulum çok güzel, bunu gösterebilirim. Bunu hiç giymedim ama umarım içine sığarım ve giyerim. XS falandır. Bakayım yani. Sağ mısın? Şöyle. 36 beden. Bunu 36. Kaldıramam ben, sen kaldırabilir misin? Şöyle kaldırayım. Bakın arkadaşlar sizce burjuva buna sığar mı? Hiç sığamıyorum. Sığarsın mı? O acaba? 36 beden, ben 38 bedenim bu arada. O zaman sığmaz arkadaşlar. Aynen, sığmayabilirim. Bakalım liposakşından sonra belki. Bu da kıyafetim. Hiç gösteremiyorum. Ha sünger. Makyaj süngeri. Bu da yani aslında makyaj çantamdaydı da niye buraya geldi bilmiyorum. Ve işte bir de bir videoda giymiştim. Her ne kadar üzerinde mükemmel duramasa da Noel anne kostümü. Bunu da kaldıramıyorum. Kollarımı kaldıramıyorum. Şişman olduğu için ben sana havale ediyorum. Aynen. Için. Bakın arkadaşlar Noel anne kostümü. Aynen. Kostümü. İyiymiş. Bu çok küçük değil mi sana? Hayır canım değil. Yok artık yani yok. Ben onu elbise olarak anladım. Elbise zaten ama. Hayır elbise mi? Ben tişört değil mi? Hayır. Ne kadar değişik. Arkadaşlar şuna bakın. Çok mini. Sanki 5-6 yaşındaki çocuk olarak. Şey gibi. Ha anladım. Şu an ters tuttuğun için. Denizli falan mı görüyorsun? Aslında nasıl yani? Hayır ya işte video çekimimde giymiştim. Sen de o kadar gömme bizi bırak. Hayır gömme değil de. Bak böyle örüntü boncuklar falan var. Başka eteğim var. Ve tabii ki araba anahtarım. Bunu da yanımda getirdim. Araba ama İstanbul'da. Bu arada nasıl duruyor? Çok iyi duruyor. Tam Noel anne. arabayı İstanbul'a bıraktım ama yine de hani arabamın anahtarını aldım. Otoparka bıraktım. Bu plastik bardaklar niye bavulda? Bakın bunun cevabını ben de bilmiyorum. Bunu niye burada? Kim koydu bunu buraya? Söyleyeyim kim koydu? Hayır bunu ben kız arkadaşımla bir şey içmek için almıştık arabada. Sonra işte hiç içmek nasip olmadı. Ama bu yani bavula nasıl girdi bilmiyorum. Aynen. Onu söyleyeyim. Yani cidden hiç içmek nasip olmadı. Umarım olur bu arada. Buket'cim seviliyorsun, bu videoyu izliyorsan haberin olsun. Bu arada arkadaşlar ben bel çantasını çok demode bulurdum ama mükemmel gerçekten. Yani çok kullanışlı falan böyle. Özellikle yürüyüşe çıktığımda falan çok harika. Gerçekten onun... Ya ben çektim de bardak var mı ya? Fazladan var yani. Aa bardak. Bize de iki tane. Niye valizinde bardak taşıyorsun ki? Aa vallahi var ya ben diyordum keşke bardak olsa. Valla başka bir şey istesem olacakmış. Neyse. ister misin? Bize de var ya ben de susadım. Ya. Sen susadın mı? Yok teşekkür ederim. Su içelim ya. Kıyafetlerin üzerine dökmeyin lütfen. Tamam. Evet. Neyse sağ olasın ya vallahi. İyi. Bikini sadece işte bikiniyle araba sürme challenge videosunda bikinimi gösterebilirim. Onu zaten göreceğiniz için. Bakalım. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bikinili arabada paroyu giysem mi giymesem mi ikilemindeyim ama işte bilmiyorum yani. Bana diyorsun da bu çocuk kıyafeti mi? Bu çocuk kelepçesi mi? Çok küçük. Hayır normal. Bak bana tak. Kendime takayım önce. Olur. Anahtarı bak, var değil mi? Bak anahtarı var. Diğerini de kalorifere takma. Düşün anahtarı kayboluyorum şöyle kalıyorsun sonsuza kadar. Diğerini de kalorifere takma. Aha çok sıktım. Dur bakayım şu anda taktım galiba. Şu anda taktım. Diğerini kendime takmayacağım. Olur, tak istiyorsan bana.
Bu video çok farklı yerlere gidiyor galiba. Neyse hakikaten anahtarı bulamadın mı? Anahtar yok. Anahtar yok mu Fatih? Vardır sen inşallah. Yuh! Yemek yiyeceğim açım. Biz nereye koyduk anahtarı? Fatih, beni Burcu Halil'e böyle bırakma. Şakadan koy. Hakikaten bunun şey yok mu? Neyi? Anahtarı. Anahtar alabilir miyiz? Ona doğru lütfen. İyi, hadi al hadi. Böyle kaldık. Aha. Anahtarı. Aha. Fatih öyle bir yere attın ki biz şimdi bunu nasıl bulacağız? Eşyaların arasında kayboldu. Bulabilecek misin? Ne kadar kibar bir eşyalar diyor. O bavulun içine ben girsem ben kaybolurum. Neyse sadece kendimi girersem yeter herhalde. Yani. Erkek bavul olsa iki tişört, iki pantolon bu kadar yani. Oh. Ne iki tişörtü be? Ben tek tişört. Biz hiç kremlerde falan kullanmıyoruz. Biz her türlü şampuan oluyor. Çorabı bir ay giyiyorum. Ya of, türlü türlü krem. Ya size bir şey söyleyeyim, gerçekten hiç öyle yani videoyu çektik ama o kadar zordu ki buraya gelmem, bunları taşımak falan. Çok aynen. Zordu yani. Baksanıza kocam, bizim tüm aile sarma. Bütün ailenin kıyafeti. Neyse arkadaşlar, bu videoda böyle olsun. Yani bu videoyu tavsiye üzerine çekmiş bulunuyorum. Yani bilmiyorum, umarım her şey yolunda gider, iyi olur. Şimdi sonraki videoya şey çekmek istiyorum. Yine bir ASMR'i. Onunla ilgili de bir şey yapın. Şey, siz seversiniz öyle akıl vermeyi. Birkaç şey yazarsınız. Şunu ye, bunu ye diye. Muz hariç. Beni çıldırtmayın gerçekten. Onu söyleyeyim. Onun dışında başka istediğiniz video varsa onu söyleyin. Ben çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi bikinili için yani çok altyapı hazırlamam gerekti arkadaşlar. Daha yeni yani bir şeyler oldu. Saçı nasıl görünüyor? Saçın her zamanki gibi güzel. Emin misiniz? Tamam. İşte altyapı hazırlamam gerekiyordu ve onu daha yeni yaptım sayılır yani, onu söyleyeyim. Öyle herkesle gel video bikinili çekelim olmuyor. Aynen. Neyse dilerim ki anlayışla karşılarsınız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Neyse teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.